أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ربنا فقد أخزيت ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. صدق الله العظيم الفاتحة. Büyük bir düşünür mütefekkir diyor ki bu topraklardan İslam'ı alın çekin. Bakın geriye ne sanat kalır, ne kültür kalır, ne yaşam biçimi kalır. Hiçbir şey kalmaz. Çünkü İslam dediğimiz şey kıymetli arkadaşlarım, bakın başımızın ucundan ayağımızın altına kadar bizi değiştiren bir nedir? Olgudur. Değil mi? Bugün İslam bizim giyeceklerimize karar veriyor. Bugün İslam bizim konuşacaklarımıza karar veriyor. Bugün İslam yiyeceklerimize karar veriyor. Yani din dediğimiz şey sadece cuma namazında hocanın hutbesini dinlemek değil, sadece kandil gecelerinde Yasin tebarekeler okumak değil. Eğer öyle olmuş olsaydı buradan kilometrelerce uzakta Eyüp Sultan'ın ne işi vardı İstanbul'da? Ve dahi Diyarbakır'dan geldiğimiz peygamberler şehri, sahabeler şehri, bu coğrafya vallahi billahi tallahi peygamberlerin yaşadığı, göçüp geçtiği yerler. Bunun farkında olarak yaşamak işte işin özeti değil midir aslında? Allah Celle Celaluhu bunu bize ihsan eylesin. İkram eylesin. İşte bu sebeple biz bir şey anlamalıyız buradan. Bir şey. Nedir o? İslam'ın ilk temellerinin atıldığı yer olan mescitler, camiler aynı zamanda eğitim yuvasıdır. Ve buraları varlığına uygun bir şekilde kullanmak hepimizin boynunun borcudur. Buradan bunu söylüyorum. Yani bu görev sadece imam, müezzin, Kur'an kursu hocası arkadaşlarımızın değil, hepinizin görevi.
Ve biz kendimizi geliştirdiğimiz noktada arkadaşlar dünyaya bir şeyler söyleyeceğiz. Ve bugünkü yapılan aslında programın amacı da bu. Bizler öyle bir medeniyet kurduk ki, İslam medeniyeti, bugün diğer medeniyetlerin yaşamasına hak tanıyan tek medeniyet İslam medeniyeti. Çünkü biz Kudüs'ü fethettiğimizde Hazreti Ömer döneminde hiç kimsenin dinine karışmadık. Hiç kimseye zorbalık yapmadık. Ve biz ta bugünkü İspanya olan Endülüs'e gittiğimizde yine aynı şekilde hürriyeti, dini hem dünyevi hürriyeti bütün insanlığa sundu. Ama bunun mukabilinde maalesef karşılığını alamadık. Çünkü kökleri İslam'dan beslenmeyen her medeniyet eksik ve zayıftır. Cümlemi tekrar ediyorum. Kökleri İslam'dan beslenmeyen her medeniyet eksik ve zayıftır. Ondan dolayı kıymetli büyüklerim, bu gençlerin gözü sizin üzerinizde, haberiniz olsun. Bu gençler size bakıyor, nasıl konuşuyorsunuz diye. Bu gençler size bakıyor, nasıl refleks veriyorsunuz diye. Ve böylece karakterlerini inşa ediyorlar. Ve ey gençler, sizler yarının değil, bizatihi bugünün aksiyon alan bireylerisiniz. Vazifenizi unutmayın. Vazifeniz çok büyük. Her noktada ve her mekanda İslam'ın aydınlık nuru olacaksınız. Olmak zorundayız, olmalıyız. Yoksa bunca yazılan kitaplar, bunca konuşulan kelam boş olmaz mı? Beyhude olmaz mı? Buna nasıl başlayacağız peki? Tavsiye ediyorum, öneriyorum, dikkate almanızı istirham ediyorum. Herkes Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekliyle okumayı öğrenecek. Bir, tecvid ve mahriciyle. İki, tecvid ve mahriciyle okumakta yetinmeyin. Güzel okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i anlamaya gayret edeceğiz. Neymiş ikinci basamak? Anlamaya gayret edeceğiz. Sadece meali yetmez. Tefsirlere de başvuracağız. Tefsirden anlamadıysak bu işin ehil olanlara gidip soracağız ve öğreneceğiz. Üçüncü basamak, doğru okuduğumuz Kur'an'ı anladıktan sonra özümsememiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Özümsemek. Yani onu kalbimize koyarak Allah'ım bana burada neyi emrediyor? Allah Celle Celaluhu benden ne istiyor diyerek düşünmektir. Ve dördüncü basamak ve en önemlisi, doğru okuduğun, anladığın ve özümsediğin Kur'an'ı hayata geçirmek. Allah Celle Celaluhu bunu yapabilmeyi hepimize nasip eylesin.